Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İki tane iman dersi, üç tane iman dersi yaptık. Çünkü psikoloji yapacağım. Unutma, Allah'ın dostlarında ne korku ne de hüzün vardır. Bu ayet mealiydi biliyorsunuz. Sen dünyaya dünyevi dertlerle gelmemiştin. Dünyevi dertlerle de seninle kabre girmeyecektir der Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir de okuyayım. Adam bir tanesi Hazreti Ali'ye geliyor da dertlerim var diyor. Sıkıntım var diyor. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh verdiği cevap çok ilginç. Sen dünyaya dünyevi dertlerle gelmemiştin. Dünyevi dertlerle de seninle dünyevi dertlerin de seninle kabre gelmeyecektir. Akşamki kağıdın üzerine yazı yazma burayı. Kağıt evet yakmak gibi. Ben insana cümleleri farklı. Ben insana en dehşetli olanı İnsanın kendisi kendisine dehşetli olması, en büyük tehlike insanın kendisine kendisinedir. En büyük tehlike kendisidir, kendisine. İnsanın kendisi kendisine dehşetli olması, bazen ben aynada gözümden gözüme bakamıyorum uzun zaman. Mesela ben yapamıyorum mesela. Uzun böyle zaman birkaç dakika, 3-4 dakika, 5 dakika, 3 dakika aynaya bakıp da gözümle gözüme bakamıyorum. Tehlikeliyetten sonra insanın kendisi. Şu anda ortam müsait değil. Yapmamayı da tavsiye ediyorum. Yani bir alemle bir alemle bakıyorsun, aleme bakıyorsun. Zannetme kendimden kendime bakıyorum. Kendimdeki şu alemlerle şu alemlere bakıyorum. Mesela ilk önce hissedeceğim bir tane var. Yabancılık hissedersin. Yabancılık, dehşet olur, telaş olur, garip garip şeyler olur. Onun için kadınlar çok aynaya baktıkları için sıkıntıların bir sebebi de odur. Ayna o kadar iyi bir şey değil yani. Uzun uzun bakamıyorum gözden göze. Çok dehşetli oluyor. Sanki bana bir başkası bakıyor hissi geliyor. Oysa aklım öyle demiyor. Yani akıl bir alet olduğunu ne kadar inanırsak, akıl bir alet olduğunu, akla şimdi mesela gözlük alet değil mi? Ben buna bakıyorum. Şimdi felsefe buna ben demiş. Alete ben demiş. Eğer akıl ne kadar alet olursa bizim dünyamızda, yönetmesi o kadar kolay olur. Eğer aklını yönetemezsen, akıl seni yönetir ki hiç şansın yok. En büyük ihaneti akıl sana yapacaktır. En büyük düşmanın nefis, aklı kullanıyor. Akıl bir alettir kardeş, kalem gibi. İmanı da yazar, küfürü de yazar. Gözlük gibi, kafir de bakar, Müslüman da bakar. Şimdi bu gözlüğü kendini bırakabilir misin? Araba benimdir diye arabaya binip, direksiyona değil arkaya, hadi araba beni götür diye yukarıdan aşağı bıraksan arabayı. Akıl böyle bir alettir. Usta diyor ki bir cihaz insanidir. Yani yönetilmeye, korunmaya, kontrol edilmeye muhtaç bir alet. İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh bilmana şöyle diyor.
olması muhakkak olanı olmuş bil. Ölüm de olması muhakkaktır. O zaman ölmüş bil kendini. O zaman yalan deme, haram yapma. Muhakkak olması olacaklar olmuş gibidir. Risalede de var ya külliyatın karik. Her gelecek yakın ve gelmiş gibidir. Başka? İyi olmak, kötü olmak seni tiniyetinden değil. İyi olmak, kötü olmak senin doğandan, ahlakından, huyundan, tiniyetinden değil. İyilik, kötülüğün karması olan dünyada yaşadığın için, dünyanın hakikatleri sende görünüp tezahür etmesi adına, senin aynı ruhunda temessül edip cilvelenmeleridir. Benim başıma niye geldi, geliyor deme. Yaşadığın dünyanın hulasa-i camiası olduğundan her nev kendini tezahür ettirmesidir. Yani kendimi kötü hissediyorum. Niye? Çünkü ben kötüyüm. Hayır. Yani kötü olduğundan kötü hissetmiyorsun kendini. İnsan 18 bin alemin hulasası olduğundan her alem kendisini bir şekilde fırsat bulup girip ifade ediyor. Sende gözükmesi senin olduğunu, senden kaynaklandığını zannetme. Hiç alakasız, durup dururken rüya görüyorsun uykuda. Alakasız, oturuyorsun burada bir kitap okuyorsun, birisi hatırına geliyor. Alakasız, hiç hatırına gelme, göğsünde bir ateş basıyor. Allah Allah. Demiyor musun? Sen ne alakası var? Hiç onu düşünmüyordun ki. Yani bununla sakın özgüvenine saldırı yapma. Ben niçin böyleyim? Niye böyle oluyorum? Deme. 18 bin alemin hulasası çekirdeği olduğundan o alemler menfi veya müspet fırsat buluyor. Kendisini sana hissettiriyor. Ben varım diyor. Bazen de huzur olmuyor mu öyle? Acayip acayip garip garip. Bazen mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin namazda veya derste güzel oluyor. Veya bazen de güzel rüya görüyorsun. Bazen de güzel mutlu hissediyorsun. Niye? Rahatlık isim. Bazen de sıkılıyorsun. Senin hiçbir alakası yok. İnsanın hiç ihtiyarı, iradesi olmasa da o alemler kendisini gösteriyor mu? Gösteriyor. Çünkü şey diyor 506 sözlerde diyor şu işaret-i cazda da var. Sen mesela ben sana eve geldim diyor, tamam mı? Eve geldim, misafir. Bir daha geldim. Bir daha geldim. Demez misin ya kardeşim, bir de sen geldi eve ya. Şimdi diyor insan, ama şöyle oluyor. Bir insan hayalen ve fikren bir alemleri veya bir hadiseleri ikide bir. Fikren ve hayalen ziyaret etmeye kalkarsan bir günde onlar geliyor. Bu da var. Yani bu aslında insanların en çok budur. Durup dururken gelen azdır. Yani fikren ve hisse koyuyor karşısına birisini veya bir olayı, devamlı onu düşünüyor. Oysa düşüncesini değiştirse, hayalini değiştirse dünyası değişecek. Hiç ama hiç şansı yok. Yani kötü olma hiç imkanı yok. Düşünceni ve hayalini değiştir. Kötü hissetme. Şansın yok. Öyle bir şey yok. Mesela şu anda doğru konuşurken, doğru düşünürken ben. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Davut Aleyhisselam'a nispet edilen bir ayetmiş. Arapça değil, İbranice de değil. Kemoşta, kematoşta, yonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Anında kendini kötü hissetme şansın olur mu? Ben doğru düşünüyorum. Allah Allah. Mesela şu çiçeğe bak ya. Kör bunu nasıl boyar? Yani bunu kör nasıl boyar? Ölü buna nasıl hayat verir? Geometriden ve tasarımdan, mimarlıktan ve mühendislikten anlamayan bunu nasıl çizer gibi tefekkür ederken sen kendini kötü hissedebilir misin?
Mümkün değil ki, istesen hissedemezsin ki. O zaman kendini kötü hissetmenin, iyi hissetmenin temeli senin elindedir. Ama bunların dışında çok az bir şey var. Sen alakan olmadan Resul, adam geliyor. O da şeytan var işte bizde. Ne yapacak peki? Şeytan, peygamberimiz demiyor mu aleyhissalatü vesselam, vücudunuzda kan dolaşır gibi o da dolaşıyor. Adam bakıyor neresi boş, tak tak. Fuzuli bir adam, fikriyatı yok, hayali yok, kitap okumuyor, Kur'an okumuyor. Televizyonun karşısında, televizyon karşısında bir şey demez. Başka, manayı bırakır, insanlarla meşgul olursan sıkılırsın. Manayla meşgul olursan huzura gark olursun. Kastamonu 249. Sıkıntının kendisi hastalıktır. Yani sıkıntı gelmiyor. Sıkıntı olduğu için sıkıntı olmuştur. Çünkü sıkıntının kendisi hastalıktır. Histir, his. Anladınız mı? Bunu biraz tuhaf oldu ama sıkıntı geldiği için sıkılmıyorsunuz. Hasta olduğu için sıkılıyor. Evet. Hasta olduğu için sıkılıyorsun. Yani sıkıntı bir histir. Açlık hissi yok mu? Biz üretiyoruz yani. Biz üretiyoruz. Açlık hissi yok mu? Telaş yok mu? Endişe yok mu? Yani aynı bunun gibi bir histir ya. Sıkıntı denen bir histir. Adamın ismi sıkıntı. Mesela sır. Koy kenara, meşgul olma değil. Adamın ismi sır. Sıkıntı denilen bir histir, bir his. Yani alttan hiç sıkıntı var. Yok ya, bir histir o. Geliyor işte o bir his. Açlık hissi, şehvet hissi, gadab hissi, merhamet hissi gibi bir his ya. Tamam. Bunu, dünyanız değişmesi lazım bu cümleyle ya. His, işte sıkıntı histir. Doğadan çıkan ruh, akıl, kalp sıkılmıyor. Yani o hakim oluyor bize o his. Şehvete hakim olan adam aklı bir şey görmez. Aklı hep onu etrafında çalışır. Aç mesela. Ramazan şu anda. Diyelim ki şimdi Ramazan değiliz ama aklımız fikrimiz nereye çalışıyordu? Olan biber mi kızartsam? Patates mi kızartsam? Olan karpuzla peynir. Ne de gider be kardeşim. Yo. Güveç iyidir ha. Hep o konuşulmuyor muyum? O his hakim de ondan. Açlık hissi hakim olunca ne demeye çalışıyorum biliyor musun? Açlık hissi galip olunca akıl ona bağlı çalışıyor. Akıl güveçte çalışıyor, tavukta çalışıyor, kızartmaya çalışıyor biliyor musun? Hangi his galip olursa aklı hizmetini almış. Değiştireyim. Akılla ben hissimi kontrol ederim. Mesela bir ulvi bir şey, bunu tefekkür ediyorum. Artık bununla alakalı hisler ortaya çıkıyor. Bunu unutmayacaksınız. Sıkıntı geldiği için sıkılıyoruz. Sıkıntı kendisi bir histir. Histir. Sıkıntının kendisi hastalıktır. Sıkıldığın için sıkılmıyorsun. Sıkıntı denen bir latife var. O aktif oluyor. Bunu tespit etmek zordur ha. Belki ilk defa duyuyorsunuz. Sıkıntı bir latifedir böyle. O aktif oluyor. Lokomotif gibi bütün tren vagonlarını da o çekiyor. Aklı kemiği. Dedim ya biraz önce açlık bir histir. His değil midir? Aç olan adam, oruç olan adam açlık hissi galip. Hakim. Akıl nasıl çalışacak? Ya ne tefekkür ya, ne acayip şeyler veya şudur mu? Ne manalar demez. Ona nerede? Biber kızarıyor ya. Ulan orada ne karpuz yenir ya. Yani o his hakim olunca akıl artık o hisse göre çalışıyor. Emrini almış. Peki müsbet bir his hakim olursa aklı emrini alıyor işte. Unutmayın, sıkıntı denen bir latifeymiş. Onun aktif olması sıkıntı. Açlık hissi aktif olması elem. Gadab hissi aktif oluyor. Vay nasıl der ya? Ne diyor? Kafasını kıracağım ya. Falan diyoruz ya böyle. Diyoruz da. Yani gadab hissi hakim olursa
Diğer terleme olur, kan hareketleri olur, nabız değişir, tansiyon değişir, öyle değil mi? Her şey değişiyor. Ne o? Gadab. Ulan nasıl der ya, nasıl yapar falan gibi. Ha, bu sıkıntı denen bir latifedir. Aktif olunca fena madenler nerede var? Mideye vurur, kalbe vurur. Kalbe vurmuyor. Bak ne yapar biliyor musun ilk önce? Kalbin üzerinde ve çevresinde kaslar var. Onlara vurur, gevşetir, bırakır, sıkar. Ah, kalp krizi geçiriyorsun der. Şeytan da durur ya. Veya onun muvaffak olamadığı ikinci bir derecede akıl. İkide bir ben sıkılıyorum. Bak öyle diyor ha, sıkıntı. Kafayı aktif ediyor beyim. Var yok yok var ediyor. Sıkılıyor. Ha? Tabii canım, ikide bir insan sıkılırım. Sıkıldığıma göre galiba ben kanserim. Hemen doktora gitmem lazım. Tabii içeriden tabii tabii diyor ya. Adam macereye attırmak istiyor. Kardeşim, macereye atmadıkça şeytana yem çıkmayacağından seni acillere, hastanelere atan tamamen şeytandır. O yolda ona ekmek çıkıyor. Onun için ikide bir hastalık moduna giriyor insan. O hastalık moduna sokan odur. Aha, aklım gidecek. Galiba hastayım. Bu zalim insanlar da, zalim, hain insanlar da insanın bu zaaf damarını bildikleri için 6 ayda bir şey geçirin. Ne diyorlar? Check-up yapın, entegre çekin, bilmem EGM mi çektin, bilmem ne çekin. Ben çektiğimi hatırlamıyorum. Ne olmuş yani? Bir defa öksürükten dolayı milletin tabii ders yapamıyordum öksürük. Doktora gittim, başıma sıkıntı açtılar. Vallahi gitmeyecektim, birliğe gitmeyecektim. Tansiyonu şey çıkar. Yok, yükseliyormuş. Ne güzeldim ya, ne yükselmez, öyle bir şey yoktu ki. Yani derste öksürme. Ben gitmiyorum şey, 6 ay değil, 6 sene oldu. Belki 10 sene, ben hatırlamıyorum ya, check-up yaptırdım. Ne olmuş yani? Ne, vehminizi tahrik etmekten başka ne var? Bazılar bana yuvaz diyecek bilmem ne. Kız kardeşim, bak hastanelerde hastalık hastalarına bakın. Acillerde hep hastalık hastalar var. Ciddi bir hastalık yok ya kardeşim. Tamamen vehmi hastalıklar, bütün madde hastalık. Öyle demiyor musun? Benim dünyamı da alt üst etmiş daha yine kaç ay ya. Hepinizi de mahvetmiştim yani. Abi kardeşlerim zeytin peşitosuz olsun, şu olsun, bu olsun. Şimdi beraberiz ya. Ne oldu? Vehmimi aktif ettim. Yani sıkıntı denen bir hastalık latifesidir. Latifedir, latife. Açlık latife, şehis. Şimdi ne araştırıyorum biliyor musun? Ders bitti. Sünneti bitirdim elhamdülillah. Cismaniyeti de bitirdim. Kaderi bitirdim. Sırada bunlara en az 40 ders suret dersi olacak. Suret galiba 2 ya, yayına öyle koyacağız. Bir değil o. Daha önce birkaç tane var. Suret bitirince en az bir o kadar da 30 tane en az cismaniyet var. Bir o kadar da kader dersi var. Ama direkt yapmayacağım çünkü insan bıkarlar. Bugün ne araştırıyorum biliyor musun? Endişe. Hiç merak etmiş miydin sen? Endişe. Endişe nedir? Nereden besleniliyor? Nereye aktif eder? Nereden çıkar? Karşısına ne koymak lazım? Nereden besleniyor? Endişenin geçmişi yoktur biliyor musunuz? Hali hazırda olacaktır. Gelecektendir. Korkun mesela. Geleceğe aittir. Geçmişten değil. Geçmişten elem var. Geçmişten endişe olmaz. Gelecekten endişe olur. Endişe ediyor. Karşısına ne koyacaksın? Teselli. Teselli koyacaksın. İfrat modumu, ifrata şu olursa bu. Allah niye vermiş? Onları araştırıyorum. Niye vermiş? İfrat, tefrit, vasatı. Tamam. Nasıl beslenir? Nasıl o yok edilir? Yani sıkıntıyı da ortaya çıkanlardan bir tanesi de endişedir. Ya kardeşler, bu derste böyle pat diye senin Allah vermiyor yani. Böyle defter defter. Ya nereden yazıyorsun? Öyle araştırıyorum da öyle çıkıyor. Nasıl diyebilirim? Endişenin geçmişi yoktur. Geleceğe bakıyor.
korku geleceğe aittir, geçmişte yoktur. Devam edeyim. Onun aktif olması sıkıntı. Onu aktif eden sıkıntı değil. Oysa sıkıntı latifesiyle bulman, varman, görmen, elde etmen, anlaman, anlatman, hissedip mahsetmen, ötelere geçmek için verilmiş sana bu sıkıntı latifesi. Sıkıntı niçin verilmiş? Bir daha söyleyeyim. Bak. Oysa sıkıntı latifesi şunun için verilmiş. Bulman, varman, görmen, elde etmen, anlaman, anlatman, hissedip mahsetmen, ötelere geçmek için verilmiş. Sıkıntı bunları bulman için verilmiş. Sana konmuş. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Bu yukarıda anlatmaya çalıştıklarım için verilen merdivendir sıkıntı. Basamaktır sıkıntı. Halattır sıkıntı. Gözlüktür sıkıntı. Dürbündür sıkıntı. Bir yere çıkman için verilmiş sana. Hani var ya böyle. Abi her şey üstü üstüne geliyor. Tabii ya üstü üstüne gelecek basıp çıkacaksın merdiven işte. Ya alt alta gelse aşağı inmen lazım. Üst üste gelmiyor mu? Üstü üstüne gelmesi demek merdiven olması demektir. Üstü üstüne gelmiş. Bas çık işte. Peki alt alta gelse aşağı ineceksin. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Bu yukarıda anlatmaya çalıştıklarım için verilen merdivendir. Merdiven basamakları olduğunu inanıp izan edersen kuyudan çıkma basamakları oluverir. Bak 8. sözdeki kuyudaki adamın haline. Adam kuyunun ortasında anladı kuyu değişti. Kuyu değilmiş meğer. Şu anda sıkıntı var ya insanlarda. Evan var ya hastalıkları var ya. 8. sözü okusun. Hani 8. sözde adam bir adam var. Hemsuf. Kim kovalıyordur onu? Aslan. Kaçtı kaçtı? Kuyuya geldi. Bir baktı arkada aslan. Önünde kuyu. Ona parçalanmaktansa attı kendisini, tamam mı? Kuyuda ejderha. He? Kuyuda ejderha var. Kuyunun dibinde de ejderha var. Nereye takıldı Muhammed? Dala. Bir dala takıldı. Dala o kuyunun. Da peki o, da, o ne dalıydı o? Kuyunun kenarında gömülmüş tabii. Bir kuyu varmış. Kuyunun ağaç. Kenarında böyle bir ağaç varmış. Çok ne çok ağacı? İncir. İncir. Ha bütün meyveleri var değil mi Osman? Yusuf. İki tane Yusuf var değil mi? 13 yaşında sen kaç yaşında? 34. Görüyor musun? Aynı derse muhatap. İncir değil mi? O incirde hem bütün meyve var mı 13 yaşındaki Yusuf? Küçük Yusuf diyeyim. Var. Peki. Yukarıya baktı. Kim? Aslan. Aslan. Aşağıya baktı. Ejderha. Ejderha. Ve ağaca baktı. Kökünü kemiriyormuş. Kim? Beyaz fare siyah fare. Fare. Ha bitecek değil mi bir gün? Kemiri kemiri düşecek doğru ağaca. Peki. Nasıl kurtuldu oradan? Abi var ya. Nasıl kurtuldu? Fatih. Öteki Fatih. Sen yeni geldin ha? Hüsnü niyetiyle. Hüsnü niyetiyle mi? Orada bir tabir var. O cümle kelimeyi söylemenizi istiyorum. Bunda bir tılsım var. Tılsım var dedi. Fark ettiği anda hepsi değişti. Aslan ne oldu? At. At. Canavar ne oldu? Adam. Sahra'ya. Ne oldu peki aslan? Canavar aşağıdaki. Kapı neresi oldu? Kuyu. Kuyunun duvarı kapı oluyor. Aşağıdaki canavar ne oldu? O hizmetkar suretini alıyor. Hizmetkar mı oldu? Hizmetkar suretini aldı. Yani. Peki aslan ne oldu? At oldu. Peki neyle tamamen olay değişti? Hani orada böyleydi. Yukarıda aslan, aşağıda canavar, bir dağla takılmış, bir kuyudan değil mi? Bu misali ustad vermiyor ha. Ustadın değil bu. Kimin? İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda Allah vermiş. Allah psikoloji dersi yapıyor, öğretiyor bize.
kuyuya. Sonra adam o dalda iken olan baktı, bir incir ağacı kuyunun kenarında görmüş, çıkmış böyle. Ona takılıvermiş, aşağı düşecekti. Bir bakmış ki incirde bir sürü meyveler var. Ya bu ağaçta tek meyve olması lazım. Bin bir çeşit meyve var. Burada ne var dedi bir? Tılsım var dedi bu olay. Bu normal bir hadise değil dedi, her şey değişti. Tılsım burada. Aslan da burada, at da burada. Hizmetkar da burada, canavar da burada. Burada. Tılsım. Fark et. Bu dünya işte. Dünya ömür bir kuyu. Arkandan ecel. Önün kabir. Dünya tek bir şey hakikat. Bin bir çeşit meyveler var. Burada bir sır var. Burada tılsım var dediğin anda o sır latifesi, şey sıkıntı latifesi devre dışı oluyor. O zaman sana oluyor merdiven her şey. Unutma sıkıntı, sıkıntı yaparsan sıkıntı, sıkıntı olur. Sıkıntı bir latifedir. Açlık dürtüsü gibi, gadap dürtüsü gibi, şehvet dürtüsü gibi, hayal gibi bir latifedir. O insanı hakim oldu mu lokomotif gibi diğer vagonları da çekiyor. Oysa sıkıntı latifesi kah bir merdiven, kah bir halat, dürbün, gözlük oluyor. Bir yere çıkman için. İlk defa duydunuz değil mi sıkıntı latifi olduğunu? Ben de ilk defa duydum. Yazarken. Başka konu değişiyor. Ölen ölümden korkmaz. Korkuyorsa ölmemiş, ölümü iddia ediyor demektir. Ölen ölümden korkar mı? Korkmaz. Ölümden kim korkar? Diri olan korkar. Değil mi? Sanki amanın körün gündüz güneşinin gitmesinden korkması gibi. Ama gündüz güneşinin gitmesinden korkar mı? Yok. Niçin? Güneş yok ki dünyasında. Adam dünya cihetiyle ölmüşse, dünyaya Allah için bakıyorsa, dünyaya Allah ne diyorsa öyle yaşıyorsa, bunu zaten dünya cihetiyle ölmüş. Daha neresi ölecek ki? Zaten dünyadayken ahireti yaşıyor, aslına geçiyor. Dünyadan kim korkar? Ölümden kim korkar? Dünyaya, dünya için çalışan, Allah için çalışmayan, ahiret uygun yaşamayan ölümden korkar. Bekleyen korkar ölümü. Sen ölümü beklemeyeceksin. Öğrenmedin mi? Ölmeden önce öleceksin. Ölümü ne bekliyorsun? Ölmeden önce öl. Yani Allah için ver, Allah için al, Allah için bak, Allah için ver. Nefis ölmedi mi? Nefis öldü. Ha, ölüm nefisedir, ruha değildir. Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her ruh değil. Ondan sonra her ruh nefis ölümü tadacak diyor mu? Ruh demiyor. Ruh için demiyor. O zaman kim ölecek? Nefis ölecek. Arkadaş nefis ölecekse önceden öldürelim bu adamı. Nasıl öldürelim? Dedi ki şu güzel kızlara bak. Her gençler. Ona şu şeyleri, içkileri iç. Flört yap. İnternetlere gir. Cep telefonlarla oyna. Ya boş ver anneyi diye böyle bu hocaları da abilerine dinleyeceksin. Eve gitti ya gitti evde. Televizyon var, internet var, cep telefonu burada da falan. Bunlar kim diyor? Nefis. Bunları bu sesi vermiyorum ha. Nefis ne yapıyor? Ölüyor. Öldün sen zaten. Yani o anda o konuda ölüyor. Yani tamamen ölse hiç isteği olmaz. O anda susturuyoruz. Can çekiyor. Can çekiyor. Biraz daha bir haftada mesela nefse de ki bir ay kalacağım demeyin. 3 gün kalacağım ben burada. İyi tamam diyor. O kadar akmak ki geleceği yok onun. Geçmiş ve geleceği yok. 3 gün olunca lan bir 3 günde kalacağım. Nefis demez ki lan 3 günde vardı. 3 günü bekler gene. Çünkü nefsin hayvan olduğundan mazi ve müstakbeli yoktur. Sabır.
Bekliyor sabırla. Üç gün sonra başka bir hedef tayin edeceğiz. Yeter ki bir ay deme ona. Üç gün. Ben dershaneye ilk geldiğim zaman dershanede vakıflık. Bir sene kalacağım. Tamam peki dedi. Bir sene olunca ya bir sene de kalalım. İyi tamam diyor. Öyle hala tamam tamam diyor. Şaka demiyorum ha. Çünkü geçmişi yok. Ya böyle demiştin. O akıl söylüyor. Nefis demiyor. Bekleyen korkar. Sen ölümü beklemeyeceksin. Öğrenmedin mi? Ölmeden önce öleceksin. Nasıl olacak? Beklemeyi bilirsen beklediğin gelir bulur seni. Beklemeyi bilirsen beklediğin gelir bulur seni. Başka bir konu. Soru sormak demek, soru sormak demek, sende üstü örtülü olan cevabın kendini dışarıya etmek istemenin dürtüsüdür. Soru sormak var ya, iki manası var. Soru sormak ilmin yarısıdır. Soru sorarken sorabiliyorsa o ilmin yarısı bunda var. Soru sormak çaktırmadan yarısını ifade etmek istemektir. İki, soru sormak sende var olan o cevherin üstünü açmaktır. Zaten sual ilmin yarısıdır. Diğer yarısı da yine sende. Onun üstünü açmaktır soru sormak. Aslında soru sormak kendi o mevzudaki bilgisini ortaya koymanın değişik bir ifadesidir. Bir yarısı da sende, üstü örtülü olan benim cevabım, yani isteğim cevap senin sende duruyor, üstü örtülü. Üstünü açmak istemektir. Cevap soru soran sorandadır. Yani soru sorabiliyorsa onun cevabı da ondadır. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Çekirdek de ağacı düşünün. Çekirdek de ağacı, tamam mı? Bütün ağaç çekirdekte midir? Evet. Şimdi çekirdeği toprağa attık. Çekirdekte var olan çıkar. Artık ağaçta gördüğün her şey şüphen olur mu çekirdekte var mıydı bu? Yok değil mi? Aynı bu örnek gibi insan Allah'ın dışında yaratılmış her şeyin çekirdeğidir. Tamam mı? Allah kainatı, şecere-i hilkati yarattı, bir nüminesini insana koydu. Tamam mı? İnsanda bütün hakikat var. Ha, öğrenerek, soru sorarak, deneme yanılma yaparak, yani bir şeyi dışarıdan almak demek, kendisinde çekirdekte var olan o bilgiyi dışarıya çıkarmak içindir. Aslında dışarıdan bir şey almıyoruz. Dışarıdan içeriği uyandırıyoruz. Anladın mı? O zaman icat etmek yani yine bir şey. Yani icat çıkarmak. Etmek zaten yok. Yani icat etmek buluş bulmak. Ha buluş yani. Bulmak. O kadar abartılacak bir şey değil. Yok. Mesela diyelim ki sığıra tefekkür et desen 100 sene uğraşsan olur mu? Tefekkür edebilir mi? Yok. Donanımı yok ki. Bak eğer bir şey öğretilebiliyorsa onda o kabiliyet var. O kabiliyet yoksa öğretemezsin. Hamsi ile kimse arkadaş olabilir mi? Anlatamazsın ya. Ne kadar akvaryuma bakarsan da bak. Dost olamazsınız. Ha, eğer bir bilgiyle insandaki kabiliyetler gelişiyorsa, o zaten vardı. O bilgi ne yaptı? Güneş gibi. Güneş çekirdeğe vurdu. Su çekirdeğe vurdu. Toprak çekirdeği örttü. Çekirdekteki program dışarıya çıktı. Onlar ne yaptı? Programının dışarıya çıkması için malzeme oldu. Bir adam hani üçgenin iç açılarına 180 hiçbir şekilde hani bir köleye bir şekilde çıkartırmış onu yani. Köleye hiçbir bilgisi yok geometriyle ilgili.
o iç açılarını buldurmuş onu bir şekilde. Yani hiç öğretmeden, 180'lik demeden. Evet. O bilgi var. Tabii var. İnsanda kainatın çekirdeği olduğundan dışarıdaki öğrendiklerimiz çekirdeklerimizi uyandırıyor. Bizde var zaten. Ama zahir ismiyle huvel evvelu vel ahiru ve zahir, zahir ismiyle ilim alıyoruz. Batın ismiyle dışarıdan bir şey almıyoruz. Alınanla içeri uyandırıyoruz. Şeytan seni Adem'in zıttı olan vücutla aldatmaya çalışıyor. Yoku var göstererek veya düşündürerek yapıyor. Anladın mı? Abdülkadir'i de söyleyeyim. Biraz garip garip bakınca anladım ki anlamadı. Şeytan seni Adem'in zıttı olan vücut. Vücut Adem var ya, ikisi zıt. Şeytan bizi Adem'in zıttı olan vücut ile aldatmaya çalışıyor. Yani yoku var göstererek. Yani Adem'in vücudunu kullanıyor. Evet, Adem'in vücudunu kullanıyor şeytan. Mutlak yokluk yok, bana soruyor abi. Mutlak yokluk yok ama Allah canibinden bizim dünyamızda Adem var. Adem'i mutlak yok, Adem var. İşte zaten ölüm korkusu var ya, ölüm korkusu. Ölüm korkusu, endişe, telaş nereden geliyor biliyor musun? Adem var ya, hiçlik. Hiçliğin vicdana dayatıyor. Mesela aşağıda yangın olsa üst kata vuruyor. Bütün o olumsuz düşünceler var ya, ölüm korkusu, havf, korku, telaş, tedirginlik, endişe, tasa, hep nedir biliyor musunuz? Adem'in hiçliğe düşmenin, ruhun hiçliğe düşmekten imtina ediyor. Kaçıyor yani. Ruh hiçliğe karşı direniyor. O ruhtaki o hal akla sirayet ediyor. Ruh diyor ki akla, buna karşı bir çare üret diyor. Bu bir rüyada gördüğümü anlatıyorum. Ruh diyor ki akla, buna bir çare üret diyor. Akıl diyor ki, benim işim diyor, mevcudatta var olan eşyalar arasındaki ilişkiyi ve çelişkiyi çözmek. Ey ruh, ben bu Adem'in vücudu yok ki, ona karşı vücudu yok ki, nedir yani? Neyin nesi diyor ki ben çare bulayım? Ruh gene bağırıyor, ya beni rahatsız ediyor bu Adem, hiçlik. Ona karşı bir çare bul. Akıl gene diyor ki, ya o yok ki. Benim sistemim varlar üzerine kurulmuş. Bu sefer akıl dayanamıyor. Diyor ki tamam tamam diyor. Şimdi bir bakıyor ruhun o endişesine karşı. Akıl o hiçliğe karşı ruhun korkusunu, hiçliğe karşı durumunu kendi dünyasında nereye benzetsin? Bildiği şeye benzetmesi lazım. Ölüm korkusuna, endişeye. Ha, bu sefer endişe onlardan çıkıyor işte. Ölüm korkusu oradan çıkıyor. Ruhun hiçliğe karşı duruşunu akıl yorumlayamadığından, o olaya karşı en yakın benzetme ölüm olduğundan, ölüm korkusu gibi gösteriyor. Ölüm korkusu değil aslında insanın korktuğu, ruhun hiçliğe karşı direnmesidir. Bilmem oldu mu bilmiyorum. Bu korkunç bir şey. Bunu gelecek tarih yazacak bunu. Bu ne demektir? Ne de siz biraz anlamış gibi gözüküyorsunuz ama şu anlattığım enfus aleminin ana krokisidir, ana pergelin ucudur. Ruhun hiçliğe, Adem'e karşı direnmesini akıl yorumlayamadığından, acizliğinden ona en yakın, onu en yakın tanımlayacak kendi aleminde endişe, şey, ölüm korkusu, kanser olma korkusu, yalnızlık korkusu, aklım gider endişesi gibi şeyleri öne çıkartıyor. Oradan geliyor. Peki çare nedir?
Hiçliğini bilirsen hepsi kökten yok oluyor. Hiçliğini bilmek. Hiç. Bunun tek yegane çaresi var. Hiç. Hiç olduğunu bilmekle ancak bunu baş edebilirsin. Hiçliği, hiçbir belirlenişi olmayan ama her şey olabilen sudur. Tevafuk etti bak. Hiçliği, hiçbir belirlenişi olmayan ama her şey olabilen su gibidir. Mesela suyun hiçbir rengi yoktur. Hiçbir şekli yoktur. Hiçbir rengi yoktur. Hiçbir şekli yoktur. Yani adeta hiçe benziyor. Ne yapacak? Bulunduğu rengi gösterir. Deniz mesela. Rengi niye öyledir? Semanın rengi öyle olduğu için. Su aynadır. Yukarıyı gösteriyor. Peki suyun şekli böyle miydi? Abdülkadir? Değildir. Yani bu şekil nasıl aldı böyle? Bardaktan aldı. Hiç oldu. Eğer bu kesif olsaydı, varlık olsaydı bardağa sığmazdı. Suyu şöyle düşünün. Buz gibi yaygın. Nasıl sokacaksın? O zaman şekli olmadığı için her şekle girer. Her şeyi gösterebilmesi için kendisini bir rengi olmaması lazım. Her şeyi gösterenin renksiz, her şey olabilenin şekilsiz olması lazım. Allah da böyle işte. İşte hiçliğini bilmek böyle bir şey. Veya havadır hiçliğini bilmek. Hiç olan su buz oluyor, bir şey olarak belirleniyor. O buzu havuza atınca eridi, tekrar hiç oldu. Hiçlikten bir şey belirlenmek, hiçen der, tekrar suya dönmesi hiçtir. Anladık mı? Ne zaman yuhi ile yümiti beraber görürsen, hiçliğin başladı demektir. Ölü ile diriyi beraber görürseniz, ölümle diriyi eşit olursa, yaşamakla ölüm duygusal ve fikirsel olarak ne kadar alemimizde eşit olursa, yaşamakla ahirette gitmek. Ne kadar yakın olursa hiçliğini o kadar bilmişsin demektir. Şurayı da okuyayım. Layıkası sözleri okumak insana ilmi gurur verebilir. Kastamonu'yu Emirdağ okumadan sözleri okumak veya sözler, lemalar, mektuba, şuaları dört tane okudum. Emirdağ Kastamonu'yu okumadı. İnsana ilmi gurur enaniyet verebilir. İlimde boyutlaşıp layıkasız olanlarda kavga gürültü çıkması kaçınılmazdır. Bir dershanede veya bir insanda kavga gürültü çoksa, bahane çıkarıyorsa o insan layık okumuyor. Okusa bile hazmetmemiş demektir. Bak mesela endişeyi araştırıyorum dedim ya dersin başında. Endişenin en çok geçtiği kitap tahmin edin hangi kitaptır külliyatta? Ben de bilmiyordum. Yani sizden ciddi bir şey cevap beklemiyorum ama. Endişe. En çok hangi kitapta endişe geçiyor külliyattan? Emirda. Bak attı tuttu. Böyle bir şey olamaz. Benim attığım teori bugün de bir teyit edildi. Şu, Kastamonu layıkası düş dünyamızı tayin eder. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, doğru, yanlış, ver, verme. Düş dünyamızı tanzim eder. Emirdağ ise içsel, endişe, tasa, telaş. Geçen sohbette de öyle demiştiniz. Evet. O yüzden tahmin ettim. Evet, endişe. Endişeyi en çok geçtiği yer külliyatta Emirdağ layıkasıdır. %90. Çünkü Emirdağ layıkası enfusi dünyayı inşa eder. İşte layıkasız sözler okuyan veya hazmedilmemiş layıkanın üzerine lemalar mektubatı koyan bir insan, kadın ve erkek gururlu ve kibirlidir. İnmez aşağıya. Ve o insan hırçındır. O insan geçimsizdir. O insan bağnazdır. O insan öfkelidir. O insan hizmeti hiç kale almaz.
hizmeti kendisine koyar, pergeli benim bildiğim ve benim rahatım manasında olan hizmettir. Tarumar eder yani. Hizmeti dersani kapattırır yani. Hazmedilmeyen layıkalar böyle olur. Taassup ehli olur. Terbiye olmamış ki. Emir daha hazmetmeyen bir insanda cemaat taassubu olur. Kucaklama ve kuşatma olmaz. Onda merhamet olmaz pek. Şefkat az olur. Emir daha hazmetmeyen. Kastamonu'yu hazmetmeyen davranışlarında çapraşık olur. İstikamet olmaz. Bir böyle bir böyle, bir böyle bir böyle. Bir orada bir orada, bir orada bir orada. İmani mevzular enerji verir. Sözler okursanız enerji alırsınız. Bu enerji istikameti de, istikametli de layıkalar verir. Layıkasız ilim insana gurur ve kibir getirir ve kavga aralarında kaçınılmaz olur. Sözler, mektubat, lemalar, şualar enerji verir. Layıkalar tren rayını koyar. Yani o tren nasıl hareket edecek? Raysız treni düşünün. Raylar layıkalardır. Tren ise iman esaslardır. İmani kitaplar okursanız sözler, mektubatı enerji dolarsınız. Trenin kömürü gibi. Enerji dolarsınız. Peki onu nasıl kullanacağım? Nerede duracağım? Kime karşı duracağım? Neyi diyeceğim? Neyi demeyeceğim? Kime taassup edeceğim? Kime etmeyeceğim? Kime karşı sert olacağım? Kime karşı yüzüm asık olacak? Kime karşı kuşatıcı olacağım? Nereden bileceksin? Sözlerde var mı? Nerede neyi ne yapacağını sözlerde bulun bana de. Nerede neyi nasıl yapacağını? Alimimde neyin ne olduğunu nereden bileceğim? Bu fiilin ruhumda, aklımda nasıl tesir edeceğini ben nereden bileceğim? Layıkasız olmaz. Son bir mevzu. 28 sene bana zulmettiklerinin hakiki sebebini bugünlerde bildim diye Emirdağ 205'te devam ediyor. Yani kader sakın ha! Hizmetini maddi ve manevi terakkiyatına ve kemalatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana hatta saadet ebediye vesile yapma etmediğim halde ustad. Etmediği halde testi kırılmadan önce çocuğunu döven Nasrettin Hoca misali. Allah'ın iki türlü kulları var. Bir, hata yaptıktan sonra vuruyor. Bu kullar avamdır, sen ve benim gibi. Allah da kul hata yapmadı ama yapabilir. Çünkü çok önemli bir konumda bulunuyor. Çok önemli. Ümmet için bir kavşak o. O çok mühim bir insan o. Hata yaparsa ümmet sendeler. Hata yaparsa ümmet devrilir. Onun için hatadan sonra Allah tokat vursa olmuyor. Değmiyor. O insana hata yapmadan önce tokat vuruyor. İşte Emirdağ 205'te 28 sene görmediğim cefa, sıkıntı, efendim zehirlenme görmedim. Ya ben diyor dinimi dünyaya ve siyasete alet etmediğimi herkes de biliyor. Savcılar da biliyor diyor, tamam mı? Ya tamam zalimi zulmünü koyduk. Ama kader niye müsaade etti diyor. Kader niye müsaade etti? Şimdi anladım ki sakın ha hizmet imaniye, Kur'aniyeni şahsi kemalatına ve terakkiyatına, bir, cehennemden ve azaptan kurtulmana, iki, başka, maddi ve manevi terakkiyatına, kemalatına, azaptan ve cehennemden kurtulmana, hatta saadet ebediyene vesile yapma. Ama daha yapmadım. Yaptıktan sonra tokat gelse ne olur ki? Peki ya, bize daha, peki kardeşim o zaman bazı tokatları o zaman böyle değerlendirsene. Ey Allah beni seviyor, hata yapmadan tokat vuruyor. Peki tokat gelince niye diyoruz ki, ya ben ne yaptım ki vurdu ya? Demek ki o anda makbul insansın, yapmadan vuruyor sana. Peki ya biz
ihtimal değil, hizmeti bil fiil akamete bil fiil alet yapıyorsak, hizmeti ona cennete gideceğiz. İştirak amal-i hurevi var. Kabirden geçeceğiz. Hizmeti alet ediyoruz. Gene tokat gelmiyor. Anlıyor musunuz? Gene tokat gelmiyor. Çünkü orayı bırak. En büyük tokat, tokatın gelmemesidir. İkinci nimet, hatana mukabil tokat gelmesi. Ama tokat geldiğini, hatanı olduğunu bilmen. Üçün en yüksek meziyet, şahsiyet, hata yapmadan tokat gelmesi. Hizmetteki kişiliğini acayip ve garip şeyleri vesile ediyorsak, hizmetteki bulunduğun yer, Allah seni bir yerlere taşımışsa, ya hele hele bu hizmeti acayip ve garip şeylere vasıta yapıyorsak, bu manaları bildiğin halde ki, iman ettiğin halde bil fiil alet yaparsak ve akabinde tokatlar, hastalıklar, musibetlerin gelmesi kaçınılmaz olmaz mı? Eğer musibet geliyorsa seviliyorsun demektir. Eğer bir sürü pisliklerin olduğu halde tokatlar gelmiyorsa ahirete bırakıldın demektir. Vahir davahım. Enelhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.